Giresun Sabah Medya. Hoş geldin, buyurun, buyurun. Hiç beklemiyordum sizi ya. Daha çok destek oluyorum. Hem de Ramazan'dan dolayı hep birlikte olduğumuz için. İşte arkadaşlarla birlikte. O yüzden işte evden daha çok destek almayı tercih ediyorum şu an. Evimi ben de gerçekten çok seviyorum. Böyle daha çok zaten sessizliği, sakinliği seven biri olduğum için. Daha çok şehrin dışında kalıyor. Bulancaya doğru. Hatta bazen işte takım arkadaşlarım benden dalga geçiyorlar. İşte oğlum sen orada da oturuyorsun, sen yok işte Samsun'da oturuyorsun falan diye. Ama burası da bana böyle sessiz, sakin ve kafa dinlenebilecek bir yer olarak geliyor. O yüzden burayı ayrıyeten çok seviyorum. Genelde zaten evde vakit geçiriyorum. İşte köpeğimle birlikte baş başa pek çok zaman geçiriyoruz. Yere geliyor, dışarı çıkıyoruz, geziyoruz. Yere geliyor, sahile iniyoruz. Yürüyüş yapıyoruz. Ya güzel geçiyor. Onun harici boş zamanlarımda resim yapıyorum. Onun harici zaman zaman oyun oynuyorum. Zaman zaman aşağıda sahilimiz var, bir iskelemiz var, oraya sandalye çekip işte kahvemi alıyordum. Bazen kitap okuyorum çok canım sıkkın olduğu zamanlar ya da moralim bozuk olduğu zamanlar daha çok aşağıda oturmayı tercih ediyorum. Onun harici genel olarak evimdeyim. Bu biraz daha çok yakından baktığın zaman karmaşık duruyor ama uzaktan baktığın zaman daha böyle oturuyor. Ya önemli olan ben bunu zaten hobi olarak yapıyorum yani. O da bir kitapçı dükkanı. Ya genel olarak böyle geçiyor günler. Rutin bir hayatımız oluyor. Çok fazla hareketli bir hayatımız yok. Sadece idmana gidiyoruz ve idmandan eve geliyoruz. Kız arkadaşımın hediyesi. Ben de çok seviyorum Langırt. Langırt'ta özellikle çok iyi oynuyorum. Bana hediye almış, sağ olsun. Buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi de her zamanki gibi yavaş yavaş idmana hazırlanacağız. Giresun sempatik bir şehir. Çok büyük olmamasına rağmen ben açıkçası seviyorum. Daha çok kafa dinlemeye yönelik şeyler yapıyorum zaten. Çok hareketli bir hayatım yok. Zaten sezon içinde çok isteseniz de çok fazla sosyal olamıyorsunuz. Yeter elimden geldiği kadar sosyalleşmeye çalışıyorum. İşte ne bileyim farklı farklı şeyler yapıyorum. Ama yapabileceğin şeyler burada biraz daha kısıtlı olduğu için daha çok evimle tesis arasında mekik dokuyorum. İşte sahilde yürüyüş yapıyorum. Birçok şey yapıyorum. Ya Giresun'un doğası, güzelliğini seviyorum açıkçası. O yüzden bana sempatik geliyor. Ya taraftarlarımız da sağ olsunlar bizi çok destekliyorlar. Her zaman yanımızda oluyorlar. Lan 8 haftada onlar da bize desteklerini çoğaltıp çok daha iyi şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Çünkü gerçekten onların desteği bizim için çok büyük bir itici güç oluyor. Biz de biliyorsunuz ki artık her hafta bir final maçı. Her hafta bir farklı bir savaş. Biz de bunun farkındayız. Ve elimizden gelen her şeyi yapıp bu takımı ligde bırakacağımıza inanıyoruz. Ki bırakacağız da inşallah. Onlar sadece bizi desteklesinler. Biz de onlar için savaşıp onları mağlup etmeyeceğiz inşallah. Ya tabii ki hem benim için hem de o an takım için çok önemli bir goldü. Çünkü o sıra daha da oyundan düşmüştük. 2-0'ın verdiği bir psikolojik
çöküntü vardı. Bir şeyler olması gerekiyordu. Şansıma, kısmetime bana nasip oldu. Ben de kendi adıma çok bu gole ihtiyacım olduğunu hissediyordum. Ve gerçekten çok istiyordum yani sezon başından beri. Özellikle oynadığım ilk haftalar, kaçırdığım pozisyonlardan sonra bir şanssızlık vardı üstümde. O şanssızlığı kırmak istiyordum. Nitekim kırdım. Hayrullah'ın güzel ortasında. Güzel bir vuruş yaptım. Mutlu oldum tabii ki. Yani bu zamana kadar geçen süreçte birçok ligde oynadım. Goller attım, asistler yaptım. Ama Süper Lig'de de bunu yapabilmek benim için önemliydi. Ki kendime de inanıyordum. Yapabileceğimi biliyordum. Şimdi daha iyisini yapmak zorundayım. Daha iyisini yapmak için çalışacağım. Takım olarak da çok daha iyi şeyler yapmamız gerekiyor. Bunun da farkındayız. Bunun için çalışıyoruz. Zaten çok güzel bir aile ortamımız var. İşte teknik ekibimiz olsun, hocamız, Hakan hocamız ve ekibi olsun, başkanımız olsun. Zaten takım arkadaşlığı çok çok üst seviyede. Yani bunlar bizi ligde tutacak faktörler. Yani çoğuna da biz sahibiz. Umarım hem kendi adıma iyi bir sezon geçirip hem de Giresunspor adına çok güzel bir sezon olur ve ligde kalırız. Tabii ki çok güzel hissettiriyor yani. Bakıldığı zaman tüm liglerde oynadım, Türkiye'deki profesyonel liglerde. Ve bazı şeyleri başararak geldim yani. Bazen 5 adım atmak yerine bir adım giderek, sindire giderek çok daha iyi işler başarabilirsin ya da bulunduğun yerin kıymetini bilebilirsin. Yani kendi adıma ben böyle düşünüyorum. Ya hayatımda her şey yavaş yavaş oldu. Sabrettim, çalışmaktan asla vazgeçmedim. Allah da nasip etti. Çok şükür iyi şeyler yaptım ve buraya kadar geldim. Burada da güzel şeyler başarmak istiyorum. Bu takıma faydalı olmak istiyorum. Çok daha iyi işler yapmak istiyorum. İnşallah yapacağımdan da şüphem yok. Hem benim adıma hem de takım olarak Giresunspor adına, Giresunspor camiası adına inşallah güzel bir yıl olacağını düşünüyorum. Çünkü artık her hafta bir final maçı. Ben aslında ya önceden gol attıktan sonra hangi sevinci yapacağım, zaten meşhur sevincim var. İşte gözlük yapıyorum. Hatta geçen sene Chiquinho'da yapıyormuş sanırım. Benim normalde geçen sene de yaptığım sevinç onu yapıyorum. Gol attıktan sonra mı öyle olmadı? Çünkü 2-1 oldu ve zamana ihtiyacımız vardı. Zamana ihtiyacımız olunca çok fazla sevinçlerle birlikte zaman kaybetmek istemiyorsun. Hemen bir şekilde topu alıp gitmek istiyorsun. Ben de bir an önce orada topu alıp hem kalan dakikayı değerlendirip belki bir fırsat daha yakalarsak gol atabiliriz düşüncesiyle topu alıp direkt santraya koştum. Tabii ki çok mutluydum yani. Anlatılmaz. Çok bekliyordum. Gerçekten bu golü çok bekliyordum kendi adıma. Güzel de oldu. Tabii ki gol sevincinde 2-3 tane sevinç yapsam da güzel oldu. Mutluyum. Mütevazi ve küçük bir şehir Giresun. Ama insanı çok cana yakın. İşte futbolcu olarak çarşıya indiğin zaman seni tanıyıp yanına gelip sohbet edebiliyorlar. İşte yere geliyor, birkaç kere oldu, çay ısmarlıyorlar. İşte yemek ısmarlayalım diye teklif ediyorlar, sağ olsunlar. Bize çok ilgili davranıyorlar. Tabii ki şu an daha iyi işler başarıp onları mutlu etmek istiyoruz. Pancar çorbası abi. Harbiden böyle bir çorba yok. Yayla pancarından yapıyorlar. Mısır unu da koyuyorlar. Efsane ama böyle bir şey yok. Birkaç kere gittim yedim. Efsane abi. Onun harici taze balık da bulunuyor. İşte mezgittir, hamsidir. Bunlar da Giresun'da her daim bulunuyor zaten. Onları da burada çok fazla tüketiyoruz. Onun harici sütlü kadayıf tatlısı yiyoruz ama favorimi soracak olursan pancar çorbası abi. Daha önce hiç Giresun Kalesi'ne çıkmış mıydın? Yok, hayır, çıkmadım. Gidelim mi görelim?
Güzelmiş abi buralar ya. Manzarası falan da güzel abi. Çok eskiden Mario Götze'yi örnek alıyordum ama son zamanlarda örnek aldığım biri yok. İdeal olarak gördüğüm biri yok. Ben de böyle tarz olarak kendime benzettiğim için o dönemler, daha doğrusu böyle altyapıda oynadığım dönemler falan, sürekli onun videolarını falan izliyordum. En çalışkan gördüğüm oyuncu Alexis Perez var. Gerçekten çok, hem idman öncesinde hem idman sonrasında hem de profesyonellik olarak beslenmesiyle tamamıyla tam bir profesyonel. Çalışmayı da çok seviyor. Ondan sonra Murat Cem var. Murat Cem de mesela sürekli çalışır. Ekstra yapar. Onun harici düşüneyim, ben kendimi de koyabilirim buna. Bunlar. Rahmetullah Veriş Bek. Fıstığım benim ya. Aramız çok iyi. Sağ olsun. Birbirimizi çok severiz yani. Çok da takılırız. Birbirimizi kızdırmaya çalışırız. Sağ olsun. O da kızmaz, gönül koymaz bana. Ben de ona koymam. Ama onu kızdırmak, böyle gıcık etmek hoşuma gidiyor ya. Sataşmak hoşuma gidiyor Rami'ye. Ama tabii anlaştığımız, sevdiğimiz çok kişi var takımda tabii. Vallahi bizim Ferhat abi iyi giyiniyor. Alper abi iyi giyiniyor. Ben de koyuyorum kendimi bu iyi giyinenler arasına. Sergio iyi giyiniyor. Oversize giyiniyor böyle. Onun da tarzını beğeniyorum. Murat Cem daha sportif takılıyor. Hayro daha klasik. Rahmetullah daha iyice salaş zaten. Kafası nasıl esiyorsa. Böyle. Futbolcu olmasaydım ne olmak isterdim? Teknik direktör olmak isterdim. Babamın bir sözü vardı. Gerçekten beni çok etkilemişti söz. Küçükken söylemişti. Hangi işi yapıyorsan yap, hak ettiği gibi, kendine yakıştığı gibi yap derdi. Bu da benim için gerçekten o zaman çok aklımda kalmıştı. Ve bu dediği şeyi hala unutmam. Ve uygulamaya da çalışıyorum açıkçası. Şimdi tesise geldik. İtmana hazırlanma zamanı. İtmanımız var saat 4.30'da. İtmanımızı yapacağız ve dinlenmeye başlayacağız. Dinlenmeye çekileceğiz. Şimdi antrenmana hazırlanmak için tesise geçiyoruz. Pardon, ne yapıyorsun? İyi, sen? How are you, bro? Hadi bakayım. Ya, yeah, good. Good, good. Merhaba. Dur şöyle, kalktım. Ha, Sergio orada. Ermano, happy birthday. Thank you, baba. Baba. Ömer abi, ne yapıyorsun ya? İyi. Bayiç. Antrenmanda görüşürüz. Bu ne ya? Bu ne la cabeza?
Kendimi çektar olan gibi hissediyorum ya. Ne yapıyoruz oğlum, çocuğun hayatını çekiyorlar mı? Şimdi çekiyor mu şu an bu? He? Fanlar istemiş, fanları varmış da. Amazon Prime mi? Ama en çok ben seninkini merak ediyorum. Günlük hayatım. Ya bir şey söyleyeyim. Hadi sen seninkini yapalım. Bakalım nasıl, senin gün nasıl geçiyor? Kaos. Kaos. Kaos olur. Sen ne yapıyorsun? Şunu mu? Yok ya, yok. Robotop. Kanguru mu? Kanguru mu? Çek tam. Tam seni ortaladım hocam. Biraz kuzey. Yok olmaz. Eşi ikimiz ha? Fight against. Okey. Var mı şey? Başka? İyi. Haydi başla. Ooo benim o. Oğlum şımarma. Allah Allah. İki dakika ciddi ol lan. Cıvık herif. Evet oğlum, evet. Doğancan ne haber? Kral bu işler benim evet, işlerim Doğancan, değil ya. Doğancan nasılsın acaba bugün? Günün nasıl geçti? Oynat bakalım. Oynat oğlum. Yok, ben sen önden geçtin. Ya hayır, size alacağım. Evet, evet, evet. Sizinkileri ben ödemişim. TikTok'ta videolarını bak yap. Biraz yar beline beline sarılama. Geliyor bak. Hadi en büyük. 2 3 4 5 6 7 8 bir daha. Again. Bir daha. 14 15 16 17. Hadi artık ya. Ya şurada neler yapıyorsun ya? Ama şunu alman lazım ya. Allah aşkına yerine mi? Yedik bas ya. Hadi. Adamın kamerası var. Şöyle kelimeler kullanma. İğrenç adam. Gelmeyeceğim mi ama? 5, 6, 7, 10, 11, 12. Oğlum Zeus'un atma ya. Kamera var. Derinir göz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bak dışarıdasınız ha. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Vurdu vurdu 20. 20 vurdu. Evet oğlum benim. Evet. Fıstığım benim. 17, 18, 19. Oya! Oya! Yap! Yap lan! Değmedi. O ne? Ra! Değmedin mi? Yok yok, hayır, hayır, hayır. Değmedi, değmedi, hayır, değmedi. Değdin mi, değmedin mi? Tamam, değdiyse çıktı oğlum. Allah çarpsın, değmedi. Değmedi, değmedi. Ay tamam, vallahi değmedi. Beni değdim diyor. Kardeşim, bak bana bir şey değil oğlum. Oğlum, topa değdim diyor. Mara gidiyoruz, mara. Aynısını sen söyle, sen söyle. Abi, değmedi, daha topa ben vurdum ya. Değdim diyor, değdim. Ben de öyle gördüm buradan. Değmedi. Hepsi her şeyi izin diyor. Hocam. Hadi. 1, 2, 3,
Oğlum yoksa alırdım. Ne bileyim 5-10 pas boşa gitti. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aaaaav! Lan sahtekar Rami. 7. Taş taş taş. Hadi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ömer! Beş, altı, yedi. Bir, iki, üç. Bir, iki. Ben Doğancan Damaz. Bir günümü sizle geçirdim. Giresunspor ailesi, sizi çok seviyorum. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.